Rahmet ayından, bereket ayından, sevgi ayından, kardeşlik ayından, muhabbet ayından, paylaşma ayından, ibadet ayından, günahların affı ayından, sevapların bol bol işlendiği Ramazan akşamında herkese hayırlı iftarlar diliyoruz. Evet, 11 ayın sultanının ilk konuğu, ülkede Ramazan'ın ilk konuğu çok değerli belediye başkanı Sayın Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Belediye Başkanı. Şu an içinde bulunduğumuz yerde Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma'nın marketinin ürünlerin raflarda en hijyenik, en düzenli ve ihtiyaç sahiplerinin gönlünün istediğince alabileceği, yani kendi mahallelerinde herhalde bu kadar düzenli, bu kadar tertipli market bulmakta çok zordur başkanım. Öncelikle tebrik ediyoruz bu projeden dolayı. Nedir Arnavutköy, yani ASYAM Yardımlaşma Derneği'nin bu marketi? Öncelikle tüm izleyenlerin ve tüm milletimizin ve İslam aleminin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz yer Arnavutköy Sosyal Yardım Marketi. Tabii bu binanın içerisinde farklı işlevleri de var bu merkezin. Sosyal hizmetler merkezimiz burası. Ama şu marketimiz yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine hizmet veren ve onların ihtiyaçlarına göre belli limitleri tahsis ettiğimiz, aylık düzenli olarak yardım yaptığımız ailelerin yararlandığı bir merkez. Yaklaşık dönemsel olarak ve sürekli olarak buradan destek alan aile sayımız 5000 aile yaklaşık. Ve burada istedikleri şekilde, temel ihtiyaç maddeleri var tabii, istedikleri şekilde buradaki ürünlerden yararlanarak aile bütçelerine imkan sağlıyoruz, katkı sunmaya gayret ediyoruz. Yani reyonlar çok dolu. Gıda ve hijyen malzemeleri, reyonlarımızdaki çeşitlilik çok iyi. Yani bir evin temel ihtiyaçlarını, lüzumsuz olanlar değil, lüzumlu olanlar diye tabir edelim, temel ihtiyaçlarına ciddi bir çeşitlilik oluşturduk. Bir kısmı kendi edindiklerimiz, kendi imkanlarımızla aldıklarımız ki önemli bir kısmı. Ama bağışçının bağışını da kabul ediyoruz. Vatandaşlar direkt temas kurabiliyor personellerle, Arnavutköy Belediyesi'yle. Güzel bir tesis burası. Evet, aslında burası sosyal hizmet merkezimiz. Sosyal yardımlarımız ve hizmetlerimiz buradan, gördüğünüz gibi bakım merkezleri de var ama bu dönem burası ayrıca az önce ifade ettiğim kaymakamlık, belediye ve diğer kamu kurumlarının ortaklaşa yürüttüğü vefa destek grubunun çalıştığı merkezler, tek personel ve güvenlik esasına dayanan personellerimiz burada gelen çağrıları karşılıyorlar. Bu çağrıların ilgili kurumlara, belediye, diğer kurumlar hangisi ise tevzini yapıyorlar. Böylelikle hemen hemen şu ana kadar 10 bin çağrı bu işlevsel bir şekilde yerine geldiğinin de ifadesi, 10 bin çağrıya cevap verdi burası. Burası da gazi ve şehit aileleriyle ilgili birimimiz ayrıca. Yani burada çok düzenli ve tertipli bir hizmet sunuyor. Yani başkanım her derde deva olmaya çalışıyoruz. Evet, elimizden geldiği kadar. Çok sağ olsun. Bize destek olan hayırseverlere de çok teşekkür ediyorum ayrıca. İnşallah dediğim gibi birilerinin derdine derman olmak maksadımız. Umarım başarılı oluruz. Zeytinimiz var. Çamaşırlar için deterjanımız var. Evde ekmek yapmak için unumuz var. Un için ne gerekli? Yağ. Peki dezenfekte olmak için ne gerekli? Kolonya. Ağzımızın tatlanması için tahin elva. Gıda maddesi Çorumlu'yum biliyorsunuz, Osmancık pirinci. Burada ne var? Salça var. Yemek yapacaksanız salçamız var. Tabii elleri de yine temiz tutmak için serpağımız var. Çocuklar da ara ara kullanıyorlar işte. Biz domates salçasını tercih ediyoruz ama hemen çayın yanına da ablam gofretini almış. Hem fındıklı hem vanilyalı. Allah bereket versin ablacığım. Kolay gelsin diyoruz. Ablam siz de geçebilirsiniz böyle. Ramazan nasıl geçecek Arnavutköy'de? Sadece burası değil, bildiğim kadarıyla evlere de bunları paketleyerek götürüyorsunuz. Ramazan boyunca ve bu kritik dönemde bu merkez aslında koordinasyon merkezi olarak da kullanıldı. Yani ilçelerde oluşturulan vefa destek gruplarının bizim ilçemizdeki merkeziydi burası. Belediye, kaymakamlık, diğer kurumlar, bunların organize edildiği, gelen çağrıların yönlendirildiği bir merkez olarak gerek evlere malzeme götürülmesi, hastaların evlerinden taşınması, hastaneyle ilişkilendirilmesi, ilaçlarının ve diğer ihtiyaçlarının temin edilmesi, ayrıca kendi imkanlarıyla alışveriş yapmak isteyip de dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza destek olunması gibi birçok hizmetin verildiği bir mekan burası. Ramazan'da da bu hizmetler sürecek. Hiç buraya gelmeden kendi muhitlerindeki
her yerde bulunabilen zincir marketlerden gidip sağladığımız bir krediyle, daha doğrusu bir şifreyle, o şifrenin o marketlere tanımlanmasıyla gidip yerinden alışveriş yapabilecekleri bir imkanı da oluşturuyoruz. Bu yaklaşık 10 bin aile olacak. Maksadımız şu, evet, durumu günübirlik çalışan kardeşlerimiz vardı, evlerine imkan götürüyorlardı. Ama bu kritik süreçte maalesef bu olmadı. Evlerindeler, onların da ihtiyaçları var. Bir nebze destek olalım, biraz can suyu olsun. Böyle bir çalışmamız da var. Umarım bu sıkıntılı günler bir an önce geçer. Onun dışarısında az önce ifade ettiğim gibi yıl boyu burası bu hizmeti veriyor. Sosyal hizmetler merkezimizde bizim bakım merkezimiz var. Günlük vatandaşlarımızın yararlandığı engelliler merkezimiz var. Psikolojik ve sosyolojik danışmanlarımız var. Orada bu hizmetleri veriyorlar. Hasta nakil ambulanslarımız buradan hizmet veriyor. Ayrıca evde bakım hizmeti personelimiz buradan mahallelere tevzi oluyor. Yani deseniz ki, sorsanız, belediye hizmetlerinin içerisindeki en çok mutmain olduğunuz, en fazla kalben heyecan duyduğunuz hizmetler nerede? Burada derim. Yani bu kadar burada insanlara dokunduğumuz, insanların duasını aldığımız bir merkez olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm arkadaşlarıma bu fedakar çalışmalarından dolayı da teşekkür ediyorum. İlk iftar programı size nasip oldu. Allah kabul etsin. Evlerimizde bu Ramazan'ı geçireceğiz. Buna çok dikkat etmek zorundayız. Süreci kısaltmak adına dikkat etmek zorundayız. Allah Cumhurbaşkanımızdan, devlet görevlilerimizden razı olsun. Çok iyi bir şekilde bu süreci takip ediyorlar ve götürüyorlar. Biz de onlara evlerimizde kalarak, evlerimizi ibadet yapmak isteyen evleri ibadethane haline getirerek, efendim davet yapmak isteyen evleri bir davet merkezi haline, kendi aileleriyle, tabii bu da yanlış anlaşılmasın, bu imkanları burada hasrederek, biraz daha birbirimizle daha çok ilişki kurarak, ev halkının daha fazla birbiriyle yakinen vakit geçirmesini temin ederek, belki o açığımızı buradan tamamlayarak bu Ramazan'ı da böyle geçirelim. Allah kabul etsin. İnşallah sağlıklı günlerde, güzel günlerde buluşmak ümidiyle tüm vatandaşlarımıza saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Verenden de, alandan da, aracı olandan da böyle ufacık da olsa dilin ucuyla da bir duası da varsa herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ramazan'ı bir kez daha belirtiyoruz, paylaşma ediyoruz. Hayırlı akşamlar.